Evet arkadaşlar, Meram'ıza geldik. Yani buralardan bir yerden atacağız. Şu an Zeytinköy tarafındayız. Pamucak Zeytinköy tarafı. Yani nasıl adlandırabiliriz tam olarak emin değilim. Çünkü biz de bilmiyoruz. Yani ama Zeytinköy taraflarında bir yerdeyiz. Bakalım bir de buraları deneyeceğiz. Sağa dönün. Çok güzel. Çok güzel dalga var. Fena bir hava yok burada. Bizimkiler nerededir acaba? Sevgili sağa dostlar. Dönün dedi ama bu. Ha? Sağa dönün dedi bu arkadaş ama şöyle biraz yola doğru gir bakalım. Halen daha sağ tarafa mı gidecekmişiz? Evet arkadaşlar, şu an Meram'ıza geldik. 4x4'ün tabii ki faydaları kumdan. Öyle hiç durmaksızın devam ederek geldik. Gerçi 4x4 olmasına da çok gerek yok. Zemin bir hayli sert burada. Rahatlıkla bu bölgeye gelinebilecek bir yer burası. Geldik bakalım. Burada sevgili dostlar var. Onlarla birlikte bugün keyifli bir av yaparız diye umut ediyoruz. Sana vereyim, devamını sen getir artık. Arzu Reis kankasını gördü şurada. Rüzgardan kendini koruyan kişi. Ve burada da arkadaşlar. Evet. Bugün buradan olta atacağız. Ve kırmızı kafalı bir Arzu Reis. Melek Hanım. Onur, Oğuz, hep birlikte şu an buradayız arkadaşlar ve keyifli bir av olacağını umut ediyoruz. Kimler var bugün burada? Oğuz arkadaşımız var, Onur var, Melek Hanım var, Arzu Hanım var. Ve buradan Cüneyt Başkan Meray'a geldi. Evet. Balıklar coşuyordu. Cüneyt Başkan gelsin ve bizi tutsun diyordu. Ve geldi. Şimdi görecek. Şimdi görecekler. Hadi bakalım. Arzu Reis balığın içinden geçmeye geldi. Tabii ki. Evet. Sevgili Tayfun Onur. Ve burada nasibimizi kovalayacağız, arayacağız. Ama önce avlak yerimizi tespit etmeye geldi sıra. Şimdi arkadaşlar, burada baktığımız zaman tamam, burası kayalık yer ve gerçekten bu taraftan atan bir tık daha şanslı olur. Ama şimdi burada biz sadece bir kişi, bir tane olta atılmayacak. 1, 2, 3, 4 ve ben. 5 kişi. 5 kişi olta atacağımıza göre hemen hemen 5 kişiye yetecek bir avlak tespit etmemiz gerekiyor. Bunun için de ne yapıyoruz? Kıyı boyunca yürüyoruz. Holleri arıyoruz. Eğer ki istediğimiz şekilde hol yoksa, denizin getirdiği, çok aşırı rüzgar var bu arada, denizin getirdiği artıkların kıyıya vurduğu yeri bulmaya çalışacağız. Niye? Çünkü onun ön tarafı muhtemelen balığın besleneceği alanın oluşturduğu yer olacaktır. Artı sandbar, yani burada kum tepeleri, suyun içerisindeki kum tepelerini görüyoruz. Onları tespit ettik. Kamera çekiminden önce onlara gittim ben. Tespit ettim. Şimdi size bunun neresinin verimli olacağı hakkında kısaca bilgi verip akabinde avlağımızı tespit ederek orada avımıza başlayacağız. Şimdi arkadaşlar, bu bölgede hemen hemen en verimsiz av olacak yer şu kısım. Hemen şu kısım, şu bölge. Ön tarafında da çok ileriden bir kırılma söz konusu. Erim sağlamak o tarafa avın sürekliliği açısından zor olacaktır. Şöyle ki, diyelim ki 8 saatlik bir av yapacağız. 8 saat boyunca sürekli avana zorlaya zorlaya av yapmak gerekir. Bu da gereksiz bir yorgunluğa neden olur.
etmeye daha iyi, daha verimli olabilecek yer söz konusu. Orası varken niye çok böyle abanma, niye olsun? Şimdi neresi daha verimli? Şimdi bakıyoruz, gittiğimiz kumsalı göz gezdiriyoruz arkadaşlar. Çok enteresan bir şekilde burada hol dışında denizin kıyıya eriştelik malzemeleri atıp istisnai durum olmakla birlikte şöyle şuradaki omuzda yaklaşık 30 metrelik bir sığ kısım var. 30 metreden sonra iki tane suyun içerisinde iki tane omuz var. Kum tepesi var arkadaşlar, sağlı sollu. Onun ortası olarak da bakın buradan itibaren başlıyor eriştelikler. Şu kısımda başlıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Burada başlıyor. Bu da şu demektir aslına bakarsak. Yani yem artıklarının balığa yem olabilecek bütün partiküllerin bu kısmın ön tarafında birikmiş olma olasılığı çok yüksek. Dolayısıyla doğal bir mazmozlama olacağı için balık da hemen hemen şu noktada bizim ön tarafımızda olacaktır. Şimdi şu ilerideki kırılan dalgayı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu önümüzde 90 metrelerde kırılan bir dalga var. Sonrasında hemen önümüzde bakın burada da sağ tarafta aynı şekilde kırılan, 90 metrede kırılan dalga var. Peki nerede kırılmıyor arkadaşlar? Tam da önümüzde. Bu da şu demektir aslına bakarsak. Önümüzde tam bizim olduğumuz noktaya kadar gelmeyen bir hol olduğunun göstergesidir bu. O yüzden de bugünkü böylesi bir merada, bu kadar geniş bir alanda avlığımız tespit açısından burası olacaktır. Şöyle görüyorsunuz burada denizin kıyıya attığı malzemeler sadece bu bölgede var arkadaşlar. Diğer yerlerden farklı olarak sadece bu bölgede var. Dolayısıyla bizim av yapacağımız avlığımız burası olacaktır. Bakın 90 metrede kumbarlar, kumbarı var, sırt omuz var. Bu tarafta da aynı şekilde ama burada yok arkadaşlar. Önümüzde 30 metreden sonra bir hol var. Ne diyoruz? Rast gelsin, makinelerden ses gelsin. Seviliyorsunuz. Evet arkadaşlar, şimdi suyla zevkimizi nasıl takacağımızı aslında biliyoruz. Ama bazı şeylerin püf noktaları vardır. İşte şimdi de o püf noktaya gelelim. Sünezimizi kabuklarından ayırdıktan sonra şöyle yapıyoruz. İsterseniz yeni bir tanesini yapalım. Yem şişi, kalın bir yem şişi kullanıyorum. Özellikle sünez takarken bunu şu şekilde yapıp şöyle çıkardıktan sonra şu hale geliyor. Ve bunu normal şu kısmından takıp şurada iç kısmında siyah olan yeri şişimizin ucunda kalacak şekilde çıkartıyoruz. Sebep de şu arkadaşlar, o siyah yer bizim iğnemizi daha iyi kamufle ediyor. Ayrıca da balıklar bu siyah kısmı çok fazla seviyorlar. Ve orası da bir nebze hasarlı olduğu için balık sülnezin o kısmından yemeye bayılıyor. Bunu da bu şekilde sardığımızda, ki çok anormal sarmayın, özellikle şu uç kısmını çok aşırı sarmayın arkadaşlar. Şöyle güzelce sabitliyoruz. Hızlı bir şekilde uç kısmımız gördüğünüz gibi çok da dolam dolam olmamış olarak burada duruyor. Şu siyah kısmı, bakın şöyle siyah kısmından iğnemizi çıkartacağız. Gelin şimdi iğnemizi takalım. Hangi iğneyi kullanıyoruz onu da hemen kısaca söyleyeyim. Maruto 1521
3 numara iğne kullanacağız. Çünkü bugün buradan hedef balığımız daha ziyade mırmır oldu. Güzel mırmır çıktı söyleniyor. Pamucak'tayız. Pamucak Zeytinköy tarafındayız. Buradan av yapacağız. Güzel bir yer bulduk. Avlağımızı tespit ettik. Şimdi de oltalarımızı atıp nasibimizi, kısmetimizi arayacağız arkadaşlar. Hadi gelin şimdi bunu da iğnemize takalım. Bugün burada minakop çıkabilir arkadaşlar. Bugün burada mırmır çıkabilir. Yani şansımız varsa çupra çıkabilir. Bakın gördüğünüz o siyah kısımdan çıkarttık. Ve biraz daha kamufle şekilde yemimiz iğnemizi sakladı. Evet Cüneyt Bey, atış yapmanızı bekliyoruz. Sonlandırdılar. Valla çok keyifli, çok güzel sohbet ettik. Devamı gelecek inşallah. Oğuz yolumuza çıkarsın. Sağolsun abi. Nasıl gelsin? Makinelerden ses gelsin. İyi yollar. Eyvallah. Evet arkadaşlar. Yem çakısı. Ama değeceğim bakalım. Ve yem çakımızla şimdi balık, sardalya ve hamsimiz var. Onları yem yapacağız arkadaşlar. Şöyle, öncelikle şu kafa kısmını alıyoruz. Sonra şu ikili kısmı ben güzelce geçireceğiz. Yem ipimizle şu şekilde sarıyoruz arkadaşlar. Uç kısmı yine öyle çok fazla sıkı şekilde sarılmayacak. Hemen hemen boşta kalacak. Bakın, bunu da böyle kolayca sardık, sonra çıkartıp bunu bununla devam edebiliriz ama buradan sonrası aslında normal yem şişimizde daha kolay oluyor. O açıdan şöyle ortasından güzelce geçirip hadi gidelim iğnemize takalım. Sürprize açık bir takım bu arkadaşlar. Şöyle gördünüz. Şu şekilde. Ve artık atmaya hazır. Atalım bakalım neler gelecek. Ne diyoruz? Rast gelsin, makinelerden ses gelsin. Gel bakalım gel. Acıktın mı sen? Gel. Gel hadi gel. Gel oğlum sen. Gel bakayım. Oğlum sen gelme, senden korkuyor. Gel gel. Gel hadi gel. Gel oğlum. Öyle ah. Gelmiyor, gelmiyor. Gel. Hiçbiri gelmiyor. Çok korkaklar. Ne oldular? Gel, sizi gel. Çok mu dövdüler yoksa? Gel gel. Ne oldu? Gelsin oğlum benim. Gel oğlum. Al, gel oğlum. Al, gel. Al ver bana. Al çocuk. Gelmiyor Junior. Hiçbiri gelmedi. Gel. Al hadi. Gel oğlum. Gel. Hiçbiri gelmedi. Gel. Heh. Yok yok ben bir şey demeyeceğim. Al. Demin yiyordu bak çatır çatır. Sen korktu. Çok dövmüşler herhalde. Hepsi öyle hepsi.
maalesef çok ürküyorlar. Maalesef. Kızlarla akşam için odun toplamaya çıktık. Bakalım bir şeyler bulabilecek miyiz? Aa, bu ne yok ya? Arada şey düşündüğüm şey değilmiş. Boşuna bir reaksiyon oldu. Yani pek de odun yok bu taraflarda tabi. Öyle tek tük birkaç şey çıkıyor. Yani hava serinlemeye başladı tabii ki. Ondan dolayı böyle arayışlarımız da başladı. Üşümemek adına. Bakalım neler bulacağız. Pek de bir şey bulduğumuz yok bu arada. Onu söyleyeyim ha. Evet, şurada şunlar var. Parayla satın alalım olmazsa. Adam. Aha bak, orada kocaman var. O da var. Şurada da var. Şurada da biri var. Evet. Oraya biriktir. Evet. Toplama merkezimiz burası. Akşam için hazırlıklar. Müthiş soğuk var. Aslında daha geçen gün burada çok bayağı bir odun falan varmış ama herhalde toplanmış hep. Çünkü artık yok. Evet. Bulduklarımızı tek bir noktaya götürüp bu arada güzel araba. Çok da güzel yapılmış. Allah hata kaza bela vermesin. Hadi bakalım. Akşam olmadan ısınmak için bir şeyler bulmamız kesinlikle gerekiyor. Yoksa tam da balığın başlayacağı zaman bizim buradan gitmemiz gerekebilir. Çünkü bu denli soğuk olabileceği hiç aklımıza bu kadar gelmemişti. Bakalım. Odun aramaya devam. Ne yakabiliriz bakacağız. Haydi görüşürüz. Geç kaldık, geç geldik daha doğrusu. Yani av yapalım diye umut ediyorduk ama etkinin bu tarafta ya da diğer tarafta yapılması ile ilgili bir karar aşamasındayız ayrıca. Gelmişken de burada olan dostlarla hem tanışmak hem de bir sohbet etmek istedik. Tayfun buradaydı. Birlikte av yapmayı çok istediğimiz bir arkadaşımızdı bizim. Nasip oldu, çok şükür. Ama balık yakalayamadık. İnşallah bu saatten sonra olur ama balık tayfunla olsaydı çok daha keyifli olacaktı. Nasıl kısmet değil, önümüzdeki maçta da o tersane var. Çok keyifli, çok güzeldi. İnşallah tekrar ben teşekkür ederim. Makinelerden ses gelsin. Evet arkadaşlar, video çekimine tekrar başladık. Dedikoduyu keselim lütfen. Lütfen dedikoduyu keselim. Güneş batmak üzere, manzara müthiş arkadaşlar. Manzarayı da paylaşmadan edemezdim sizi. Bunlar Onur'un, bunlar bizim. İleridekiler de Arzu Reis'in oltaları. Attık. Akşam için bir miktar odun topladık. Çok daha fazlasını umut ediyorduk ama yoktu. Şu ana kadar balık yakalayamadık. İnşallah bundan sonra en azından nevaleyi doğrultabiliriz. Çıkan bir şey yok. Umudumuzu kaybetmiş değildi. Zaten amacımız sadece balık değil bizim avlarımızda. Bizi tanıyan dostlar bilir. Bu işin keyif kısmındayız. Ama tabii ki de balık bu işin da neden oldu demeyiz tabii ki. Atıyoruz. Yemlerimiz dediğim gibi hamsi var, sardalya var, sürünez var, bordo kurdu var. Var ama bakalım balık hangisini sevecek, isteyecek ve yiyecek. Bekliyoruz. Çok üşüyene kadar, sabredebildiğimiz kadar sabredeceğiz. Çünkü ciddi anlamda çok soğuk var, ayaz var arkadaşlar. Çok da belli olmuyor ama
müthiş üşüyoruz. Şöyle göstereyim. Onur'dan da belli oluyordur. Evet arkadaşlar, güneş batmak üzere. Yavaş yavaş balığı bekleme zamanı geldi. Akşam suyumuz inşallah güzel olur. Cüneyt'in oltasına vuruş var şu an. Bekliyoruz. Çok güzel iki vuruş geldi. Mırmıra benziyordu. Bakalım. Ne diyorsunuz Cüneyt Bey? Aldı be ya. Bu da mı gol değil ha? Bu da mı gol değil? Mırmır arkadaş vuruyordu. Vuruyordu cennet kurular. Aa gitti. Aa. Çıktı mı? Ne diyelim bir dahaki sefere? Evet. Cüneyt sanırım bu sefer turnayı vurdu. Bakalım bakalım ne geliyor? Surprise. Oo güzel vuruyor. Evet evet. Ucu güzel sallıyor. Hadi bakalım. İnşallah bu sefer o dediğin olmaz. Yalnız çok sollu atmışsın. İnşallah beni çekmiyorsun. Vay be! Geldim be! Mırmırların efendisi! Haydi bakalım millet! Gerisi gelsin! Ne diyoruz? Gaz gelsin! Gaz gelsin! Makinelerden ses gelsin! Mırmır! Mırmır daha geldi arkadaşlar. Akşam suyu başladı. Duyurulur. Akşam suyu rastgele hepimize balık gele. Haydi bakalım görüşürüz. Arkadaşlar mırmır çok hızlı bir şekilde başladı. Ama müthiş soğuk var. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Bir süre daha böyle devam edeceğiz. Ateş geçtikten sonra biz de toparlanabiliriz. Bakalım dayanabildiğimiz kadar dayanmaya gayret edeceğiz. Şu an bizdeki durum böyle. Evet. Güzel de vuruşlar var şu an. Hoppa. Canlı canlı görüyorsun. Onur, telefonu sen tutar mısın? Kamerayı çeker misin? Balık var, ben de alayım şunu. Çekiyor şu an. Tamam. Evet. Al. Oho, güzel. Papuç. Evet. Beni almışsın. Yok artık. Mırmır canım. Çok güzel bir mırmır. Ne diyoruz? Devamı gelsin. Nasıl gelsin? Ne kadar dayanabilirsek artık. Yapacak bir şey yok. Ben dayanamadım, kaçıyorum. Evet, şurada bir kaçan var. Canlı canlı göstereyim size. Dayanamadı. Kendisi çok böyle hanım evladı olduğu için, saraylarda büyüdüğü için arkadaş. Neyse Cüneyt Bey, rast gelsin. Makinelerden ses gelsin. Cüneyt Bey, bugün sizin gününüz. Evet arkadaşlar, yine çok güzel bir şey geliyor ama ne olduğunu bilmiyorum. Güzel bastı, iki defa, üç defa, çok sağlam bastı. Herhalde gayet güzel bir mırmır geliyor. Hop, yine hop hareketi yaptı iki defa. Bilemediniz yani, neden güzel bir şey yapmış. Şimdi bana doğru yüzüne göre büyük ihtimalle mırmır. Bakalım ne gelecek. Şu an Berat'ta hep birlikte bekliyoruz. Evet, mırmır.
Ve neredeyse gene kaçıyormuş. Evet, bu akşam bayağı bir iğneden balığımız kaçtı. Ama gayet de gayet güzel bir boy. Şöyle küçükleri saldık. Bu arada bir miktar küçük balığımızı da geri saldık arkadaşlar. Ben çekmiyorum ama şöyle yapayım. Şöyle. Evet, devamı gelsin inşallah. İnşallah yemleri tazeleyip atmaya devam ediyoruz. Rast gelsin. O kadar beklersen olacak. Yok. Misafirlerimiz geçerken uğramış, eve giderken. Evet, sevgili Ali geldi yanımıza ziyarete. Onlar da burada azilerimizle balıktaydılar. Üç kişilermiş. Onlar da dönüyoruz. Hava bayağı soğudu. Bayağı soğudu. Ve biz de biraz daha durabildiğimiz kadar bir süre daha durup biz de ayrılacağız. Çünkü harbiden hava çok soğuk arkadaşlar. Çok durulabilecek bir şey yok. Biraz daha tedarikli olsaydık belki bir miktar daha kalabilirdik ama voltayı çekerken bile iki defa düşünüyorum. Yem gittiyse ben kim yem saracak diye elim buz gibi. Hiç elim varmıyor açıkçası. Bakalım. Siz şimdi de bize müsaade abi. Size eyvallah. Tamamdır. Çok memnun oldum. Arkadaşlar, bugün burada çok güzel, çok keyifli bir av yaptık. Ama bundaki en büyük etki de burada gizli bir hol vardı. Gün içerisinde buraya ilk geldiğimiz esnada, daha ilerimizde farklı yerlerde av yapan dostlara dedik ki arkadaşlar, durumu da anlattım, tarif ettim. Zaten videomuzun başında da o kısmı izleyeceksiniz. Gördüğünüz gibi burada çok gizli bir hol vardı. Su içerisinden gelen, denize çok suyu tutmak istemiyorum. Biz de getirdik malzemelerimizi, buraya koyduk ve atışlarımızı buradan yaptık. Böyle de olunca tabii ki de balık niye bugün sadece ben yakalıyorumun cevabı oluyor. Doğru yer, doğru tespit, doğru zaman. Bu üçlemeyi bir araya getirdiğimizde işte balıklar da oluyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Doğru yemi bulmak lazım. Balığın ve yerin durumuna göre takımımızı yapmak lazım. Ondan sonra da balığı yakalamak lazım. Nasıl gelsin? Makinelerden ses gelsin. Evet Arzu Reis, sendeyiz. Sanırım bu sefer oldu. İnşallah. Umarım, çünkü çok güzel vurdu gördüm. Ama bir ara boşaldı, umarım bana gidiyordur. Ama sanki bilmiyorum, geliyor galiba. Şöyle yapalım. Kıyıda bir basma. Ve! Ooo! Yok böyle bir şey arkadaşlar. Olur harbiden dev, dev gibi bir mırmır geldi. Dev, dev. Santimleyebiliriz valla. Dev gibi bir mırmır. Oo. Ölçelim müthiş. Mi? Nezleye getireyim hemen. Müthiş, müthiş. Allah'ım bu nasıl bir mırmırdır bakın, böyle? Elime bakın. Evet hayvan bir karış var ama kafası arkadaşlar. Kafası hayvanın bir karış var. İşte böyle bir mırmır. Rast gelsin Arzu Hanım. Teşekkür ederim. Reis süpersin, ellerine sağlık. Onur Bey,
Bu da size kapak olsun. Şurada vardı, ona ben gündüz göstermiştim bir evet, kapak. Evet, şurada bir sarı kapak vardı ama bu daha güzel oldu hayatım. Oley! Çak! Süpersin. Herkese rast gelsin. Hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. İnşallah gelmiştir. Neler oluyor, neler oluyor orada, orada o zaman. Aha. Hadi bakalım. Sanırım. Olsun. Aksiyon, çok güzel aksiyon, aksiyondur. Sanırım saçmalayamadım. Ağzımı başka yerlere ayırırken. Çok güzel yürüdü çünkü. Ya of. O ne? Bak. Yok. Tüh, gerçekten. Çok güzel vuruş gelmişti ama. Olsun. Sıradakiye bakacağız. Herkese rast gelsin. Hadi bakalım, rast gelsin. Baylar bayanlar, biz ağzımızı ayırırken Cüneyt Bey'in oltasının bildiğiniz kıyıya kadar getirmiş bir şey. Şimdi bekliyoruz bakalım. Umarım vardır. Kullandığı aparatı bilenler varsa şöyle göstereyim. Yerde duruyordu. Büyük bir ihtimalle balık almış ama biz fark edene kadar zaman geçti. Ya büyük bir ihtimalle o bir kere gömdü, o sırada düştü. Kaçırdık. Tüh. Dikkatimizden kaçmış. Tüh. Çok üzüldüm. Olsun. Belki takımı patlatmış bile olabilir. Belki de. Çünkü vurmuş ve düşürmüş aparatı. Ne diyelim? Kısmet. Umarım daha iyileri gelir. Evet Cüneyt Bey. Bu da mı gol değil yoksa dermişim? Vallahi bilemedim. Bir basıyor bir bırakıyor. Yani ne desem boş. Bizimle dalga geçiyor. Enteresan yani. Yalnız bir şeyi fark ettiniz mi? Buranın mırmırları böyle vurayım da yavaş yavaş alayım da yapmıyor. Vuruyor ve yatıyor. Aha. Kafana mı takıldı? Bu tarafa geçin. Geldi. Mırmır. Yani diğer takımı da çekti. Bu ne ya? Bayağı iri. Ya ışıktan diyeyim size şöyle. Evet. Bu da az öncekine yaklaşır irilikte baylar bayanlar. Mır mır şov seyrediyorsunuz. Bizi izlemeye devam edin. Süper. Evet Cüneyt Bey, sanırım bu sefer gol oldu. Bitti yani bu sefer. İnşallah gol yani. Bugün biraz sizinle mırmırlar hem eğlendirirken, bir yandan sevindirirken, bir yandan da dalga geçtiler sanki. Çok enteresan. Bu takımın da kaçması bayağı bir zor aslında ama nasıl yapıyorsa sağlam becerdi. Ya şimdi burası ilk geldiğimiz yer ya. İlk elin günahı olmaz hesabı oluyor herhalde. Allah'ım bu ne? Bebek mırmır. Ne yapıyoruz bebeği? Allah. Tabi bu bizim için bebek. Birçoğunun. Gruptaki arkadaşlara göre bebek değil. 15 santim limit denirse. Yani. Arkadaşlar limit olması bir yana da vicdani limit bence daha önemli. Yani şundan ne olabilir düşünsenize. Bunu şöyle öpüyoruz, kibarca. Büyü de gel diyoruz. Kibarca, öyle canını acıtmadan. Şöyle, hadi bakalım. Çabuk, çabuk annenin yanına. Koş, 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 koş. Aferin. Güle güle. Ve bay bay. Evet. Arkadaşlar. Böyle yapmamız lazım arkadaşlar, her bu zaman. Bu şekilde yaparsak en azından gelecek nesillere bir şeyler bırakmış oluruz. Çünkü artık gerçekten balık nesli de tükenmeye başlıyor. Biz elimizden geleni yapalım. Gerisi doğanın işi. Biz doğrusunu yapalım. Başkaları yapmazsa yapmasın. Aynen öyle. Evet Cüneyt Bey geliyor mu? Bebek mırmır mı geliyor gene?
Evet, ne yazık ki bebek mırmır. Akşam, bu akşam bunlar bizi hiç rahat bırakmadılar. Çocuğum, bu gecenin köründe ne işin var? Sen git, anan baban gelsin. 2 numara 1521. Neyse, zarar vermeden gönderelim. Evet. Bu akşamki avı da bu küçük yavruyla sonlandırıyoruz ve toparlanıp gidiyoruz. Hava inanılmaz soğudu arkadaşlar. Yani gerçekten çok soğudu. Dayanılacak gibi değil. Hadi, hadi oğlum. Hadi, hadi oğlum. Yapabilirsin. Hadi, hadi yapabilirsin. Ve güle güle. Evet, toparlandık. Evet, yani burada tek son kamış kaldı. Kamışı kaldı Cüneyt hadi Bey'in. Hadi bu da ne var bakalım, bir şeyler bir iki tıkır diyordu. Bakalım ne çıkacak dedik. Biraz bekleyelim hadi bunun için falan dedik. Çektik, gördüğünüz balık geldi. Su çekilmeye başladı arkadaşlar. Suyun çekilmesiyle birlikte zaten balık avının sonlandığının habercisi bu. Çok da zorlamaya gerek yok. İnanılmaz da soğuk var. Ateşimiz söndü. Saatler oldu. Şey yok. Gerçekten donduk. Çok inanılmaz keyifli bir 2 saat geçirdik, 2,5 saat geçirdik. Aksiyonu bol, balığı bol. Müthiş avlar oldu. Çok güzel balıklar yakalandı. Boylar çok harikaydı. Küçük olanları yani 20, 21, 22 santim altlarını geri saldık. Hepsini de çekmedik. Niye? Tam mırmır zaten sürü balığı. Ne varsa onları bir an önce alalım, toparlayalım. Sonra havanın da soğuk etkisiyle çok da gerçekten insanın enerjisi kalmıyor. Bir an önce toparlanıp artık evimize gideceğiz. Bugünkü av başlangıcından sonuna kadar çok keyifli, çok eğlenceli geçti. Umarım siz de beğenirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olarak videolarımıza beğeni ve yorumlarla destek olursanız bizlere, biz daha da ileriye, daha da iyilerine devam edeceğizdir arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Rast gelsin. Makinelerden ses gelsin. Görüşürüz arkadaşlar.